evimde yangın yakılır of. Güllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of. Güllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Sen? Seni tutukluyorum. Sessiz kalma aklım bıraksana var. Bıraksana beni, bırak diyorum. Bırak beni, sen de kim oluyorsun? Bıraksana. Aklın varsa bu hakkını kullanabilirsin. Bırak beni, saçmalama. Avukatını arayabilirsin. Avukat mı? Ben zaten avukatım. İyi o zaman. Yerinde olsam savunmamı hazırlarım hemen. Çıkar şu kelepçeleri. Bak çok fena olacak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? He? Söyledin ya. Avukatmışsın. Yürü. Yürü. Aylin. Bir şey söylesene. Çıkarsın şu kelepçeleri. Ben onun kocasıyım. Karıcığım lütfen. Bak, aramızda olan şeyleri herkesin bilmesine gerek yok. Ufak bir tartışma yaşadık sadece. Bu kadar üzülmeye gerek yok. Bak, karı koca arasında olur böyle şeyler. Büyütmeyelim. Hadi sevgilim. Hadi. Çıkar şunları. Kocası olman ona böyle davranma hakkını sana vermez. Yürü! Sen kimsin be? Çek ellerin üzerinden. Biraz daha direnirsen. Bırak gitsin. Lütfen. Aylin sana saldırdı. Şikayetçi olmayacak mısın? Hayır. Bu iş burada bitmedi. Ona göre bunun hesabını vereceksin. Elinden geleni ardına koyma. Hadi hayatım gidelim. Git buradan. Ama karıcığım. Ender, fikrimi değiştirmeden hemen defol buradan. Thank you.
İstediğin şeye sahip olmanın tek bir yolu vardır evlat. Elindekini vereceksin. Belki de sahip olduğun tek şeyi. Hiç düşünmeden vereceksin. Sen o paltoyu verip ne istiyorsun? Herkesin istediğini. Allah katında affedilmeyi. Ya verecek bir şeyin yoksa? Benim gibi. Verecek hiçbir şeyim yok benim. Herkesin verecek bir şeyi vardır. İçindeki iyiliği bırak, doğruluğu. Ne kadar kaldıysa. İyinin, doğrunun ne olduğunu unuttum ben. Belki de onu bulunca iyi olacağım. Seni de rahatsız ettim gece gece Yasemin. Uykundan uyandın benim için. Olur mu öyle şey? Arkadaşlar böyle şeyler içindir bir tanem. O eve gitmek istemiyorum artık. Üf, o adamın yüzünü görmeye dayanamıyorum. Ama orası senin evin, Ender'in değil ki. Benim hiçbir zaman bir evim olmadı. O nasıl söz? Onlar senin ailen. Evet. Ben de ailenim. Annemin biricik kızı. Benimle bir ölü yaşatmak istediğinin farkında bile değil. Aileni yaşatmaya çalışırken beni öldürdüğünden haberi bile yok. Ender, konuşsana ailenle. Kocası olarak bu kadar çok çalışmasına izin vermemelisin. Gecesi gündüzü yok. Haklısınız babacığım ama aileni biliyorsunuz. Ona laf anlatmak imkansız. İşi onun için her şeyden daha önemli. Hatta ailesinden bile. Olur mu öyle şey oğlum? Eğer bir çocuğunuz olursa ailen için dünyadaki en önemli şey ailesi olacaktır. Tabii, doğru söylüyor. Ben de çok isterim anneciğim. Hatta bu konuyu da konuştum onunla. O zaman neyi bekliyorsunuz? Evet oğlum, torunumuzu ne zaman kucağımıza alacağız? Şu aralar biraz sorunlarımız var baba. Sorunlar mı? Ne demek bu şimdi damat? Aslında yanlış ifade ettim. Çözülmeyecek şeyler değil. Her karı koca arasında olan küçük tartışmalar işte. Dün gece böyle bir tartışma yüzünden mi ailen eve gelmedi yoksa? Şey... Evet. Yani bunu söyleyip sizi üzmek istemedim babacığım. Hiç aramadı da. Sanırım o da bana bir ders vermek istedi. Ne demek ders vermek? Saçmalık! Sinirlenmeyin babacığım. Ben ailenin her haline katlanırım. Onu o kadar çok seviyorum ki. Bu nasıl iş Esmer? Bizim adamımız öldü ama kız hala yaşıyor. Bana anlatmadığın bir şeyler mi var? Hayır. Dediğim gibi. Polisleri görünce kızı öldürmeden hastaneden kaçmak istedi. Ben de mecburen ondan kurtulmak zorunda kaldım. Yakalanma riskini göze alamazdım. Yarım kalmış her şeyden nefret ederim. Ve bu işte artık can sıkmaya başladı. Dedim ya efendim. Polisler... Çok uzadı bu mesele Haçlı. Anlıyor musun evladım? Kız kendine gelirse, konuşursa yer yerinden oynar. Değil mi oğlum? Evet efendim. Bu işi bitmiş bilin. Güzel. Sonra da sıra içimizdeki yılanı saklandığı deliğinden çıkarmaya gelecek. Baskından önce herkesin ne yaptığını dakikası dakikasına öğren bana.
Tamam İsmail, gidebilir. İsmer, kolyeni bulabildin mi? Hayır. Bir emrin var mı bir tanem? Ancak ricam olur sultanım. Yanıma gel artık, seni özledim. Sana bir şey soracağım Süleyman. Sor bakalım sultanım. Ama bu sefer atlatmak yok, ona göre. Bana doğruyu söyleyeceksin. Tamam, söyleyeceğim. Neymiş bakalım bu önemli şey? Haçlı hakkında bildiklerini neden benden saklıyorsun? Kız ne olacak? Büyüklerine buyursa olacak. Kız kendine geldiğinde ne olacak? Beni de Süleyman Kesen'de gördü. Bu kız meselesi fazla uzadı. Bizim işimiz başka. Kızın derdine düşüp yapman gerekeni unuttun. Ben hiçbir şey unutmadım. Bu arada görevlerimi hatırlatmandan da bıktım. Öyleyse bu karışıklıktan en iyi şekilde yararlanmaya bak. Birileri yok olur, diğerleri onun yerine götürür. Beklemenin karşılığını alacaksın. Ne karşılığı? Benim gerçekten ne istediğimi nereden bileceksin sen? Senin gibi bir adam hakkında bu kadar az şeyi bilebildiği birini bir dakika bile tutmaz. Kurallarınızı biliyorum. O zaman şöyle diyeyim. Esmer hakkında bilmem gerektiği kadarını biliyorum. Bu yeterli benim için. Hem Esmer'le niye bu kadar çok ilgileniyorsun sen? Benim derdim Esmer değil. Sensin hayatım. Hem senin güvende olman benim için çok önemli. Biliyorsun. Ben güvendeyim, merak etme sen. Hem senden sakladığımda hiçbir şey yok sultanım. Esmer'i bulduğumda kaybedecek hiçbir şeyi ve hiç kimsesi yoktu. Bunu daha önce anlattım sana. Hepsi bu kadar. Kapatalım mı artık bu konuyu? Yani o bir yetimdi, öyle mi? Hı hı. Neler oldu? Güvenli arttırmamız lazım. Güvenlik önlemlerini arttıracağız Ali. Bazı duyumlar aldık. Hala Nazlı'nın peşindeler değil mi? Vazgeçmiyorlar. Allah kahretsin! Ali! Allah kahretsin be! Sus! Allah'ım beni alır! Sakin ol. Vuracağım onları. Geç şöyle. Vuracağım! Ali sus. Geç şöyle olur. Geç. Sakin ol Ali. Sakin ol, tamam mı? Onu birkaç gün daha burada tutacağız. Eğer tehlike artarsa başka yere nakledeceğiz. Müdürüm, doktoruyla konuşalım. Tamam. Belki de hastaneden çıkartmak tamam, onun için daha tamam, kötü olur. Tamam. Müdürüm, kibar var. Herhangi bir suikast düzenlenebilir. Lanet olsun! Lanet olsun! Kim var? Bu işin arkasında kim var? Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum Yasemin. Her şey için teşekkürler. Aman saçmalama. Gömleğim de pek yakışmış. Gözlerin çıkmış maviş. Arkadaşlar bugünler içindir. Unutma, ben her zaman senin yanındayım. Ender'den boşanacağım Yasemin. Bu işkenceye daha fazla dayanamıyorum.
Kim ne derse desin. Umurumda değil. Gerçekten mi? Yani emin misin Aylin? Hiç bu kadar emin olmamıştım. Bunca sene boşu boşuna yaşamışım. Sevmeden, sevilmeden. Ama bu gerçeği yeni görüyorum. Dün gece yoğun bakımda yatan o polis kızın yerinde olmak istedim. Onca acıyı çeken o kızın yerinde. Ölüm döşeğinde ama öyle çok seviliyor ki. Durumu daha da mı kötüleşti yoksa? Hayır, aksine iyi gidiyor. O kadar güçlü ki. Geç kaldım. Arayıp nasıl olduğunu öğrensem iyi olur. Cep telefonumu hastanede unutmuşum. Al, benimkini al, orada şarjda. Senin bu telefonun da bir garip. Tuşları mı çalışmıyor? Dur bakayım. Ah tamam, oldu. Ender seni mi aradı? Dün gece aradı. Seni çok merak etmiş. Uzak olsun benden. Bir an önce hastaneye gitmem lazım. Günaydın doktor hanım. Günaydın. Ben Nazlı'yı kontrol etmek için uğradım. Bir bakayım demiştim. O ne zaman uyanacak? Ne zaman konuşacak benimle? Çok yakında Ali. Ne kadar şanslı bir kız. Onu çok seven bir ailesi var. Sonra sen varsın. Hep yanındasın. Bu kadar sevilmek çok güzel bir şey olmalı. Aylin. Belki üstüme vazife değil. Belki çok özel ama yine de soracağım. Evinde mutlu değil misin? Yani dün gece olanlar... Eğer anlatmak istersen... İlgin için teşekkür ederim. Gitmem gerekiyor. Aylin. Bak gece olanlar, eğer seni istemeden üzdüysem kusura bakma. Yani o adam sana saldırınca ben bilmiyordum. İnan bana, kocan olduğunu bilmiyordum. Yapabileceğim bir şey var mı Aylin? Bak çok iyi görünmüyorsun. Çok iyiyim. Pek duygusalım son günlerde. Thank you.
gece hastanede çalıştığını söyledim. Olanları anlatmadım. Akşam görüşürüz. Allah'ın belası! Ben seni sonra ararım. Buyurun. Doktor Ezel Hanım'dan yarın için randevu istiyorum. Kim dediniz? Doktor Ezel Hanım. Hastanemizde bu isimde bir doktor yok. Emin misiniz? Bir daha bakar mısınız? Tabii eminim beyefendi. Bu isimde bir doktor yok hastanemizde. Peki 104 numaradaki hastayla ilgilenen doktorun adı Ezel değil mi? Hayır efendim. Aylin Hanım'dan bahsediyorsunuz siz. Danışma buyurun. Tabii efendim. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Efendim, bağıralım. Sizi niye istiyorum ben? Niye engel olmuyorsunuz ha? Aç şu kapıyı, aç. La la la, la 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 la. Just can't get you out my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out my head. Boy, it's all. Babacım gelmiş. Hoş geldin babişko. La la. Sanıyorsun. Ne bu halin? Ne varmış benim halimde? Beğenmedin mi? Hey! Kapatın şu müziği. Gel buraya, gel. Oh, bırak. Bırak. Bırak, bırak dedim. Bırak. Bırak beni. Şu haline bak bir Bahar. Bu sen misin? Bu benim kızım mı? Süleyman Çesen'in ailesi bu mu ha? Şüphen mi var babacığım? Ben tamamen senin eserinim. Görmüyor musun bunu? Beni zıvanadan çıkarma. Kendine gel. Neyini eksik ettim senin? Daha ne istiyorsun ha? Ne? Hiçbir şey. Rahat bırak beni, anlıyor musun? Ben böyleyim. Beğensen de beğenmesen de böyleyim. Bahar, kızım, yavrum. Yavrum deme bana. Güzel sözlerini o koynundan çıktın, fahişe için sakla. Ne? Vursana, vur hadi, içinde kalmasın. Ben seni adam edeceğim. Hem de nasıl adam edeceğim bak. Ha 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 ha
neden bıraktın beni? Neden? Öyle yalnızım ki. Ama merak etme. O adamın sana yaptıklarını unutmadım. Ona da unutturmayacağım. Seni çok özledim anne. Anne. Efendim. Ne? Sen ne diyorsun? Olur mu? O polis kız benim yüzümü gördü. Yaşamasına izin mi vereceksiniz? Bunu bana yapamazsınız. Allah kahretsin. Alo. Bana hemen Esmer'i bulun. Çabuk. Alo. Görev iptal oldu Esmer. Kızı bırak. Emredersiniz efendim. Hiçbir şey planladığım gibi gitmiyor. Küçücük bir böcek kendisinin 100 katı şu güzelim bitkiyi yok edebiliyor. Sinsice, yavaş yavaş kemirerek. Ne oldu da planlar değişti? Basit bir polis memurunun hayatı yukarıdakiler için niye bu kadar önemli anlamıyorum. Önemli olan o mu acaba? Yoksa önemsiz olan ben miyim? Gözden kaçırdığım bir şeyler olmalı. Belki de çok yakınımda ama göremiyorum. Bu mümkün değil. Kimse size ihanet edemez. Dostlarımızı izle bakalım Açlı. Son günlerde hayatlarında bir değişiklik var mı? Ne yiyorlar, ne giyiyorlar? Gittikleri, nefret ettikleri, hatta yataklarına kimleri aldıklarını bile bilmek istiyorum. Emredersiniz. Ha, Haçlı. Bu arada mal sevkiyatına tekrar başlıyoruz. Büyük bir parti. İtalyan dostlarımızı ara. Gemi 2 gün sonra limana girecek. Evet. Sizleri biraz besleyelim. Ne konuşuyor bunlar böyle? Baş başa vermiş fısır fısır. Sen bilmezsen ben nereden bileyim Şükran abla? Oradaki senin kocan değil mi? Haklısın. Öğrenirim ben şimdi. Öğrenmek için çok zorladım ama hiçbir şey söylemedi. Bir şey mi vardı Şükrancığım? Yok. O zaman ne diye başımıza dikiliyorsun? Senin yapacak işin yok mu? Var da. Sen de gelip biraz yardım etsen diyorum. Kapının önüne yığılmış bütün malzemeler. Ben mi taşıyayım? Çocuklara söyle onlar halletsin Şükrancığım. Bizim Hasan'la biraz daha işimiz var. De hadi. Ne konuşuyorlarmış? Bir iş çeviriyor bunlar ama yakında anlarız nasıl olsa. Sadece yetim olduğunu söyledi. Süleyman Bey'in bu kadarını bildiğine emin misiniz? Evet eminim. Yalan söylese anlarım. Ben de bir şeyler öğrendim aslında. Ne öğrendin? Çabuk söyle. Esmer ne zamandır birini arıyormuş. Bir kızmış. Ama niye aradığını kimse bilmiyor.
Bu bizim işimize yarar mı bilemem ama bilgi bilgidir dedim. Şimdi ne yapacağız Roza Hanım? Yapılacak tek şey var Hasan. Esmer'le konuşmak. Onunla konuşacağım. Eğer olumsa da bunu öğreneceğim.